Nazenin Konakları Çengelköy Diriliş Ertuğrul'u sundu. Bu topraklarda sulh için cenk kaçınılmazdı. Vasilius bir oyun peşindedir. Aslıhan Hatun'un yerini bilir. Hamlı pazarı ister. Dalet tecelli etmeye başlamıştır. Beylik makamına ben oturacağım. Bu sefer onu pusatından kimse kurtaramaz. Ertuğrul, hanlı pazarı elinden aldığım için her türlü deliliği yapacaktır. Bu handan anca cesedi çıkar. Diriliş Ertuğrul, her çarşamba TRT1'de. Geceler sevgili seyirciler, Gündem Ötesi 8. senesinde çok teşekkür ediyoruz sizlere. Böyle küçük bir tanıtımla başladık. Bu gece açıkçası duyacaklarınızda çok şaşıracağınızı, üzüleceğinizi söyleyeceğim. Çünkü aslında başından itibaren bir haberci ve aynı zamanda bir seyirci merakıyla benim de baktığım, dinlediğim haberlerdi. Bir mevzuydu bu ama sonrasında Köksal Akpınar'ın Kanlı Çukur kitabını yazmasıyla meselenin detayları daha da bir ortaya çıktı. Ve biz bu gece Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün, tabii insan ölümünün deyince böyle bir suikastin diyesi geliyor. Sevgili seyirciler, neler duyacaksınız bu gece, neler duyacaksınız, perde arkasını konuşuyor olacağız. Köksal Akpınar başından beri bu işi takip etmiş, an be an takip etmiş bir gazeteci. Ve böyle de kalın bir kitaba imza atmış bir gazeteci, tek tek şahıslarla konuşarak olayı belgelendiren bir gazeteci. Tabii ki Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü başından itibaren hep büyük soru işaretleriyle karşımıza çıktı. Çünkü çok tuhaf şeyler var. Belki ekran başında yaşı genç olan seyircilerimizi hatırlatmak için söyleyebiliriz. Türk siyasi hayatının en önemli figürlerinden biriydi kendisi. Allah rahmet eylesin. Ülkücü hareketin önde gelen isimlerindendi. Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanıydı ve yanındaki 5 kişiyle birlikte bir helikopter kazasında yaşamını yitirdi. Şimdi o dönemin teknolojisini düşünelim. 2009 senesine gittiğimizde arama kurtarma çalışmalarına 10 bin kişi katılıyor ama o helikopter bulunamıyor. Çok enteresan uzak noktalarda aramalar yapılıyor. Tuhaf tuhaf haritalar ortaya çıkıyor. Köylüler ikinci günde helikopterin enkazına ulaşmasına rağmen bir 24 saat sonra ancak devletten arama kurtarma ekibinden birileri gidebiliyor, ulaşabiliyor. Helikopterin içindeki cihazlar çalınmış. Yani çok acayip şeyler var. Nasıl karlar içinde nasıl bulundular? Sonra rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun namaz kıldığı söyleniyor. Bunları da konuşacağız. Gazeteci İsmail Güneş'in yapmış olduğu telefon konuşmaları var. Kim nasıl infaz edildiğiyle ilgili de tabii soru işaretlerimiz söz konusu. Köksal Akpınar, teşekkürler geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Bu kitaptan bu gece eminim hem dinlediklerinize çok şaşıracaksınız ama daha fazlasını öğrenmek isteyeceksiniz. Bu kitaptan hediye edeceğiz seyircilerimize. Kanlı Çukur, bu ismi almasının da bir anlamı var. Onu da ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Çünkü helikopterin düştüğü bölgeye köylüler 100 senedir Kanlı Çukur diyorlar. Niye dediklerini de söyleyeceğim. Soruyorum etiketine. Lütfen siz de hem yorumlarınızı hem sorularınızı gönderin.
Şunu da merak ediyorum, yani neden öldürülmüş olabileceğini de seyircilerimiz bize yazsın. Onların da tabii ki konuya dair fikirleri çok önemli. Helikopter nereye gidiyordu diye size soracağım. Bu geceki sorumuz, helikopter eğer düşmemiş olsaydı nereye gidiyordu? İlk sorumuz bu olsun sizlere ve dediğim gibi kitaptan sizlere vereceğiz. Şimdi Kök Salaklılar 25 Mart 2009 tarihine gidiyoruz. O gün ne oldu? Bu helikopter kiralama fikri nasıl çıktı? Helikopter nasıl havalandı? Kimler vardı ve başlarına ne geldi? Şimdi öncelikle tabii programınızda bu konuyu işlediğiniz için ben ayrıca teşekkür ederim. Davetiniz için de çok çok teşekkür ederim. Burada olmaktan son derece mutluyum. Onu söyleyeyim. Tamam. 25 Mart 2009 tarihinde Büyük Birlik Partisi, aslında 29 Mart 2009 tarihinde siyasi partiler seçim olacaktı. Yerel seçimler vardı. Siyasi partiler bir gün içerisinde çok daha fazla şehirde miting yapabilmek için hava aracı kiraladılar. Bunlara bütün siyasi partiler de dahil. Büyük Birlik Partisi de bu siyasi partilerden bir tanesiydi. 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş Çağlayan Cerit'te miting yapabilmek için Sivas'tan hareketle bir helikopter kiralandı. Parası ödendi vesaire. Tabii Büyük Birlik Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilmediği için Büyük Birlik Partisi'nin hazine yardımında almadığını da söyleyelim, yani burada not düşelim. Dolayısıyla kendi imkanlarıyla bir helikopter kiraladılar ve bu helikopter Sivas'tan saat 9.35'te havalandı. Havalandıktan sonra öğlen saatlerinde Kahramanmaraş Çağlayan Cerit'e gelindi. Kahramanmaraş Çağlayan Cerit'te miting yapıldı ve mitingin ardından helikopter 14.41'de tekrar havalandı. Helikopterin içerisinde tabii pilot Kaya İstektepe vardı. Hemen onun sağ tarafında Murat Çetinkaya, Büyük Birlik Partisi Murat Çetinkaya Sivas İl Genel Meclisi üyesiydi. Murat Çetinkaya'nın hemen arkasında Yüksel Yancı, Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkan Yardımcısıydı. Yüksel Yancı'nın hemen sağ tarafında İsmail Güneş, yani pilotla İsmail Güneş arka arkaya sırt sırta oturuyordu. İsmail Güneş'in hemen karşısında Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun yanında da Erhan Üstündağ oturuyordu. Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı'ydı. Bu şekilde seyahat ediyorlardı. 14.41'de havalandılar ve 15.03'te de helikopter düştü. Helikopterin tabii düştükten sonra yaşananlar var. Bunlar tabii önemli. Helikopterin düşmesini devlet İsmail Güneş'in 112'yi aramasıyla öğrendi. Hı hı. 112'yi aradıktan sonra tabii İsmail Güneş aynı zamanda kendi bağlı bulunmuş olduğu haber ajansına helikopterin düştüğü bilgisini geçti ve o haber ajansının bütün aboneleri helikopterin içinde Muhsin Yazıcıoğlu'nun olduğu helikopterin düştüğü bilgisini kamuoyuna duyurdular. Şimdi o dönemde tabii ki hani bizler de, bizim tüm ekip arkadaşları da çalışıyorduk aktif olarak, haberin içindeydik. Hı hı. Ve aslında İsmail Güneş'in 112 ile konuştuğu dakikalarda hepimizin yüreğine su serpildi. Yani dedik ki sesleri geliyor. Hı hı. Demek ki hani evet, bir kazaya uğradılar ama hani kurtarılacaklar. Hı hı. Tamamdır dedik. Yani en azından o anlamda, hı hı, ilk duyduğumuzda bir telefon bağlantısının olduğunu, en azından ulaşılabilecek. İşte neyin ne olduğu ile ilgili fikir sahibi olacağız diye hemen kulak kesildik. Şimdi 112 ile İsmail Güneş'in yapmış olduğu konuşmadan, ilk konuşmadan 7 kez konuşuyor. Hı hı. Bir bölüm izleyelim. Tamam. Türkiye bu helikopterin düşüşünü nasıl duydu ve İsmail Güneş nasıl anlattı, onu bir ekranlara getirelim. Hanımefendi, Muhsin Yazıcıoğlu'yla birlikte biz helikopterle düştü. Neredesiniz beyefendi şu anda? Bilmiyorum nerede olduğunu. Hangi kurumda görüştünüz? Hangi sıkıntıda görüştünüz? Erhan abi, ne tarafa çıktık biz? Evet. İyi misiniz? Kocuğum, ayağım kırık. Patlama falan olur mu abi? Patlama falan olur mu? Patlayamıyorum. Patlamıyorsunuz. Şu anda siz helikopterin içine gidiyor musunuz? Helikopterin içindeyim ben. Pardon, şu anda içindesiniz. Evet. Ya acele edin, şarj bitecek. Yanımı tespit edemediniz mi? Şu an emniyet, hastalar arasında yakınlı
112 ile konuşmasından bir bölüm. Orada kendini güzel ifade ediyor. Yani düştük diyor. Evet, bir panik havası var sesinde ama iletişime geçildi. Ondan sonra ne oldu? Şimdi İsmail Güneş ilk telefon konuşmasının helikopter 15.03'te düştükten sonra 23 dakika sonra yapıyor İsmail Güneş. Yani saat 15.26'da İsmail Güneş 112 ile ilk teması sağlıyor ve ardından da İhlas Haber Ajansı'nı arıyor. Tabii İsmail Güneş'in konuşması sadece 112 ve İhlas Haber Ajansı ile sınırlı değil. Büyük Birlik Partisi'nden yetkililerle de görüşüyor. Emniyetten de yetkililerle görüşüyor. İsmail Güneş toplam 4 saat boyunca bu telefon konuşmalarını yapıyor. Zaten 2 tane hat kullanıyordu kendisi. 19.04'e kadar bu telefon konuşmaları gerçekleşiyor. Şimdi İsmail Güneş bu telefon konuşmalarını yaptıktan sonra hemen tabii arama kurtarma faaliyeti de otomatik olarak başlamış oluyor. Çünkü 112'ye bir ihbar yapılıyor ve 112 tabii dolaylı olarak 155 jandarma ve emniyette de doğrudan temasa sağlanıyor. Tabii ilk önce asıl yapılan İsmail Güneş'in bu konuşmalarıyla birlikte bir yer tespit çalışmasının yapılıp yapılmadığı. Yani asıl mesela en önemli sorulardan bir tanesidir. Çünkü İsmail Güneş'in sesini duyuyoruz. Sesi gayet net vesaire. Sizin de az önce bahsetmiş olduğunuz gibi helikopterin içerisinde hani en azından hani yaşayanların olduğunu biliyoruz yani. Bütün kamuoyu bunu evet bilmiş oluyor. Şimdi tabii 2009'un teknolojisine dönecek olursak hani eğer cep telefonuyla bir telefon görüşmesi yapabiliyorsanız değil mi, bir sinyal yayıyor. Telefonun nereden geldiği ile ilgili, o aramanın nerede yapıldığı ile ilgili olarak bir bulguya ulaşılabilir. Tabii. Bunu da belki açıklamak lazım. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı otomatik olarak zaten hemen devreye giriyor ve bir helikopterin içerisinde seyahat edenlerden bir tanesinin hangi GSM şirketinde, bir herhangi bir GSM şirketiyle temas sağlanıyor. Ve saat 16.30'da Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli Jandarma Subay Süleyman Akdoğu tarafından Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'ndan alınan bilgiyle birlikte bir harita oluşturuluyor. Aslında aranması gereken yerin belirlenmiş olduğu bir haritadır bu. O harita helikopter enkazının 4 kilometre karelik bir çapın içerisinde olduğu belirtiliyor. Ve tabii bu harita Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'na gönderiliyor. Fakat harita İçişleri Bakanlığı ile ve valilikle, çeşitli valilerle, bazı şehirlerin valileriyle bu harita paylaşılmıyor. Paylaşılmıyor. Evet, paylaşılmıyor. Saat 22 civarında yani 21.30 sularında da bu sefer Süleyman Akdoğ'a helikopterin içerisinde seyahat eden başka bir GSM şirketinin hattı ile ilgili bilgiler de Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na veriliyor. Ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı aynı şekilde Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli Süleyman Akdoğ'a o bilgileri de veriyor. Süleyman Akdoğ bu sefer her iki GSM şirketinin çekmiş olduğu alanı 800 metrelik bir çapa kadar indiriyor. Ve aranması gereken yerin aslında 800 metrelik bir çap olduğunu belirlemiş oluyor. Yani dolayısıyla bir yer tespit çalışması Jandarma Genel Komutanlığı'nda Süleyman Akdoğ tarafından mükemmel bir şekilde yapılabiliyor. Tabii yani aslında bu kaza gerçekleştikten sonra hani hani 4 kilometrelik bir alan ilk diyelim gelen GSM şirketinin bilgileri doğrultusunda 4 kilometrelik bir alan belirleniyor. Bu ne kadarlık sürede dediniz? Kaç saat? Saat 16.30'da yani 1,5 saat. 1,5 saat sonra aslında çok da geniş diyemeyeceğimiz bir alanda. Tabii. Ama üzerinden birkaç saat geçtikten sonra çok çok daha dar bir alan da yani neredeyse daralıyor. Hani tespit edilmiş. Tabii. Şimdi bunu tabii biz nereden biliyoruz? Önemli olan bu. Bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Meclis Araştırma Komisyonu'nun raporunda da bunların hepsi geçiyor. Yani Süleyman Akdoğ'un haritaları vesaire, Devlet Denetleme Kurulu'nun yapmış olduğu çalışmada da bunlar mesela tespit edilmiş. Son derece de sabittir yani. Fakat Süleyman Akdoğ'un çizmiş olduğu haritaya itibar edilmeyip aynı dakikalarda başka bir kaynaktan Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'na enkazın 20 kilometre uzağında başka bir harita daha gönderildiği için ertesi gün helikopter enkazı bambaşka bir yerde aranıyor. Dolayısıyla enkaza ertesi günde ulaşılamıyor. Ama o dakikadan itibaren yani helikopterin 15.03'te
düştüğü zaman diliminde, ben tabii düştüğüne inanmıyorum, ben helikopterin sert iniş yaptığına inanıyorum, onu önümüzdeki dakikalarda anlatabilirim. Tamam. 15.03'te helikopter düşerken helikopteri gören 14 yaşında Kızılöz köyünde bir Eda Nur isminde bir kız çocuğu var. O helikopterin kendisini görüyor. Hatta pilotun kulaklığını bile görüyor. Ve hatta yapmış oldukları ihbarlarda da, yani çevre köylülerin yapmış oldukları ihbarlarda da Sisne'nin arkasındaki dağ olduğu, yani Kanlı Çukur mevkiini tarif ediyorlar. 48 saat boyunca tabii o tariflere itibar edilmiyor. Hı. İtibar edilmediği için 48 saat boyunca enkaz bulunamıyor. Enkazın bulunamadığı 48 saat sonra enkazı ihbarı yapan köylüler buluyor. Peki şunu soracağım. Şimdi köylü orada gördü. Diyelim işte 14 yaşındaki çocuk gördü. Evet. Koştu gitti, haber verdi. Babasına söylüyor. Babasına zaten söylüyor. Baba diyor helikopter düştü. Hatta diyorsunuz yani. Bir patlama sesi duydum diyor. Hı-hı. Şimdi köylüler peki ilk refleks hani ne oluyor diye oraya doğru yönelmemişler mi? Gitmemişler Yok, mi? Yok, kendileri ihbarda bulunuyorlar. Sadece ihbarda bulunuyorlar. Yani tabii biz belki de köylüleri de orada bir şekilde engellendiğini söyleyebiliriz yani. Hı hı. Çünkü köylüler 48 saat sonra enkazı kendileri koymuş gibi buluyorlar. Yani çok net bir şekilde ulaşıyorlar. Hı hı. Hatta o tarihte hatırlayalım. 27 Mart 2009 tarihinde enkazın yanına gelen köylüler canlı telefon bağlantıları yaptılar televizyon kanallarıyla. Evet, evet. Ama ilginçtir. Helikopter enkazına köylüler bulduktan 24 saat sonra ulaşıldı. Yani cenazeler bir gün daha orada bekletildi. Bunu söylemek istiyorum yani. Hmm. Dolayısıyla aslında bir yer tespit çalışması çok profesyonel bir şekilde yapılmıştı. Ama o yer tespit çalışmasına birileri engel oldu veya itibar edilmedi vesaire. Peki şunu soracağım. Şimdi köylüler oraya 48 saat sonra gittiler. Hı hı. Köylüler neyle karşılaştı? Vallahi ya da cep telefonuyla işte habercilerle konuşanları vardı. Şöyle. Fotoğraf çekmişler mi, video çekmişler mi? Helikopterin içerisinde seyahat edenlerin bazılarının naaşlarını gördüler. Ama bu Muhsin Yazıcıoğlu değildi. İsmail Güneş de değildi. Diğer seyahat edenlerin naaşlarını gördüler. O kadar. O kadar yani. Hı. Yani onları gördüler ve televizyon kanallarına bağlantılarını gerçekleştirdiler. Peki bizim elimizde şu anda o köylülerin çekmiş olduğu herhangi bir görüntü, bir fotoğraf? Yok, ben görmedim. O ana dair bir belge yok. Ben görmedim ama mesela şöyle rivayetler de dolaşıldı. Köylülerin çekmiş olduğu enkaz fotoğraflarının veya görüntülerinin birileri tarafından daha sonradan alındığı ve silindiği vesaire falan filan, bunlar da hep iddialar arasında yer aldı. Ama bunlar tabii aydınlatılabilmiş şeyler değil. Hı hı. Peki şimdi biraz daha yine İsmail Güneş'in o telefonlarına geri dönelim. Tabii. Şimdi 112'yi arıyor. Evet. 112'de tabii olayın da şoku var. Hı. Ama yine kendinde olduğunu ifadelerinden, buradaki konuşmalarından, işte hanımefendi ben İsmail Güneş, Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte helikopterden düştük. Tam nerede düştüğümüzü bilmiyorum. Telefonda çekiyor mu çekmiyor mu bilmiyorum. Orada tabii bir şey var, panik hali var ister istemez. Ondan sonra kaçtı benim numaram diye kafası biraz karışık. Ve o sırada bu telefon konuşmaları esnasında yine helikopterin içinde Erhan abi olarak seslendiğinden, bu telefon kayıtlarından görüyoruz. Erhan abi diyor, biz kaç kişiydik, soruyor, tam nereye gidiyordu, ne yapıyorduk diye soruyor. Şimdi helikopterin içinde onun konuştuğu yine bir başka kişinin de yine canlı olduğunu buradan eminiz. Şimdi şöyle, İsmail Güneş telefon konuşmalarını 4 saat boyunca gerçekleştiriyor. 4 saat de çok uzun zaman. Tabii çok uzun bir süre. 112 ile yapmış olduğu telefon konuşmalarında İsmail Güneş'in sesinin son derece net ve anlaşılır olduğunu anlayabiliyoruz. Bunu çok net bir şekilde anlayabiliyoruz. Fakat İsmail Güneş helikopter düştükten 5 gün sonra İsmail Güneş'e ulaşılıyor. Helikopterin 600 metre uzağında bulunuyor İsmail Güneş. Bu arada İsmail Güneş konuşurken hep helikopterin içinde olduğunu ifade ediyor. Şimdi aslında şöyle bir şey var. Yani siz iyi misiniz diye sorulduğu zaman sağlığıyla ilgili olarak da verdiği bilgiler var. Şimdi otopsi raporlarında hayatını kaybedenlerin, İsmail Güneş hariç diğerlerinin, 0 ile 1 saat arasında donma nedeniyle
hayatını kaybettiği yazar. Otopsi raporlarında. İsmail Güneş hariç. İsmail Güneş için de 4 saatte 6 saat arasında yazar. Ama ben böyle olduğuna inanmıyorum. Neden inanmıyorum? Çünkü Muhsin Yazıcıoğlu'nun özellikle çok daha fazla bir süre hayatta olduğuna inanıyorum. O da şu. Helikopterin içerisinde biz sesini duyduğumuz için ilk kendisine gelen kişinin İsmail Güneş olduğunu zannediyoruz. Oysa ki İsmail Güneş değildir. Helikopterin içerisinde ilk kendisine gelen kişi Muhsin Yazıcıoğlu'dur. Çünkü Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterin içinde çekilmiş olan fotoğraflarda emniyet kemerinin takılı olduğunu biliyoruz. Bana göre Muhsin Yazıcıoğlu helikopterden düşerken, yani helikopter sert iniş yaparken ya atladı ya da helikopter yerle teması sağladıktan sonra Muhsin Yazıcıoğlu helikopterin patlama ihtimaline ilişkin böyle düşünerek helikopteri terk etti. Zaten helikopter enkazının yaklaşık 50-60 metre uzağında sürünme pozisyonunda bulunmuştur Muhsin Yazıcıoğlu. Ben helikopter düştükten sonra, sert iniş yaptıktan sonra İsmail Güneş ile Muhsin Yazıcıoğlu'nun hiç karşılaştığına inanmıyorum. Hı. Asla birbirlerini asla görmediler. İsmail Güneş 23 dakika boyunca bana göre baygındı. 23 dakika sonra ayıldı ve 112 ile ilk telefon konuşmasını da bu şekilde gerçekleştirdi. Peki İsmail Güneş neden baygın olabilir? Helikopterin içerisinde dumanla kaplı olduğunu düşünüyorum ben helikopterin. Çünkü İsmail Güneş'in ve pilot Kaya İstektepe'nin kanında %27 ve 28 oranında karbonmonoksit bulundu. Dolayısıyla bu karbonmonoksit helikopterin de sert iniş yapmasına da neden olduğunu düşünüyorum. Aslında, yani düşme tabii, sebeplerinden bir tanesi. Düşme sebeplerinden bir tanesi. Karbonmonoksitin neden oluştuğuna ilişkin çeşitli şüpheler var. Onları tabii ilerleyen dakikalarda izah edebilirim. Ama asıl burada önemli olan İsmail Güneş'in yaşadıklarıdır. Bu olayda herkes mesela Muhsin Yazıcıoğlu'na odaklandı. Ben bir gazeteci olarak İsmail Güneş'e odaklandım. Çünkü İsmail Güneş'in sesini çok net bir şekilde duyabiliyorduk. Dolayısıyla İsmail Güneş 4 saat boyunca bacağı iki yerden kırık, yani bacağını sadece bir et parçası tutuyordu İsmail Güneş'in. Kaburgası 4 yerden kırık ve çenesi kırık bir şekilde helikopteri hava karardıktan sonra neden terk etmiş olsun ki? Yani 112 acil servisiyle konuşmasında İsmail Güneş'in sürekli ben helikopterin içindeyim sürekli vurgulayan ve 112 acil servis görevlisinin kendisine İsmail Güneş'in size mutlaka ulaşacağız, kendinizi sakin olun vesaire diye telkinde bulunan ve bunu anlayan, tabii, İsmail Güneş 600 metre uzağına, helikopterin 600 metre uzağına neden gitmiş olsun? Zaten fiziksel olarak da o kadar engebeli arazide İsmail Güneş'in ben tek başına 600 metre aşağıya koltuğu kızak yaparak kaydına falan asla inanmıyorum. Zaten 112 ile yapmış olduğu konuşmalar da orada sıkışmış olduğunu söylüyor. Yani o kayıtlarda var. Öyle değil mi? Tabii. Direkt zaten onu söylüyor. Yani şimdi bacağı sıkışmış. Bacağını kurtaracak. Ondan sonra o gücü kuvveti bulacak. Kendini çıkaracak. Aşağıya doğru gidecek falan. Yani 600 metre ne kadar uzun bir mesafe. Şimdi İsmail Güneş'in bulunduğu gün ana haber bültenlerinde gazetecilere şu şekilde bilgi verildi. İsmail Güneş'in kaburgası iki yerden kırık ve hayata tutunmaya çalışmış. Hayatını kaybedenlerin üzerindeki kabanlarını almış ve üzerinde işte ısınmaya çalışmış şeklinde haber verildi. Oysa ki İsmail Güneş bulunduğu sırada sadece helikopterin içerisinde seyahat eden bir tek Yüksel Yancı'nın kabanı vardı. Diğerlerinin kabanı yoktu. Dolayısıyla koltuk parçasının da olay yeri inceleme tutanağında koltuk parçasının da helikopter enkazına, pardon, İsmail Güneş'in bulunmuş olduğu bölgeye daha sonradan konulduğu da daha sonradan götürüldüğü de olay yeri inceleme tutanağında çok net bir şekilde geçer. Dolayısıyla o tarihte Türkiye'ye acayip bir şekilde bu yalanı uydurdular. Uydurdular. Bir de şöyle bir şey var. Otopsi Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nde yapıldı. Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nde otopsi yapıldığında dışarıda bekleyen gazetecilere şu şekilde bilgi verildi. İsmail Güneş'in kaburgası iki yerden kırık ve bacağı kırık bilgisi verildi. Kesinlikle ve kesinlikle çenesinin kırık olduğu bilgisi gazetecilerle paylaşılmadı. O dönem mesela Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı, Doğan Haber Ajansı'nın geçmiş olduğu bütün haberlerde
Çenesinin kırık olduğu bilgisi asla geçmez. Ben otopsi tutanaklarını 1,5-2 yıl sonra elime geçirdiğimde İsmail Güneş'in çenesinin kırık olduğu bilgisine ulaştım. Peki çenesi o zaman, kırık biri böyle konuşabiliyor muymuş? Şimdi İsmail Güneş'in tabii ayrıklı kırığı var alt çenede ve ağzının içi kan dolu. Yani o netlikte konuşabilmesi, 4 saat boyunca konuşabilmesi herhalde pek mümkün değil diye düşünüyorum. Ve eşinin ben ifadesiyle ki hani tabii, kim bilir kaç kez konuşmuşlardır, eşinin ifadesine göre normal konuşuyor diyor. Yani hani bir tabii, böyle ağzında bir rahatsızlık kesinlikle, varmış gibi, çenesi kırıkmış gibi değil. Normalde tabii, nasıl sesini duyuyorsam öyle duyuyorum diyor. Aynen. Ben İsmail Güneş'in öldürüldüğünü düşünüyorum. Enkaz bölgesinde infaz edildiğini düşünüyorum. Bunun böyle olduğuna inanıyorum. Ve İsmail Güneş'in de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından da bir basın şehidi ilan edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani... Çünkü biz tabii medya olarak da bu anlamda hani belki biraz hani İsmail Güneş'i hatırlama noktasında belki sınıfta da kalmış olabiliriz. İğneyi de biraz kendimize de batırmış olmamız lazım. İsmail Güneş bu ülkenin yetiştirdiği önemli gazetecilerden bir tanesiydi. Amacı sadece haber yapmaktı ama orada infaz edildi. Burhan Demir sormuş, soruyorum etiketiyle. Rahmetli İsmail Güneş'in sözleri olan "bu arkadaş kim ya?" cümlesindeki arkadaşı soruyorum demiş. Söyleyeyim. Orada tabii iki tane alternatif var. Ya helikopter enkazına birisi geldi o sırada, onu gördü, tesadüfen kafasını çevirdi ve onunla göz göze geldi. Bu arkadaş kim ya, o yüzden dedi. Ya da İsmail Güneş'in ayaklarının olduğu kısma Yüksel Yancı veya Erhan Üstündağ'ın geldiğini düşünüyorum. Yani geldi de nasıl yani geldi? Oraya düştü. Böyle, tabii oraya evet savrulduğunu düşünüyorum. O yüzden de hani bu arkadaş kim ya demiş olabilir. İsmail Güneş son telefon konuşmasını 112 ile 17.36'da yapmıştır. O son telefon konuşmasında, 112 ile yaptığı son telefon konuşmasında 112 görevlisi İsmail Güneş'e "yanınızda bulunanların telefonu var mı?" diye sorar. Telefon numaralarını sorar. İsmail Güneş de 0543 ile başlayan bir telefon numarası verir. 0500 ve o sırada da iletişim kesilir. 0543 ile başlayan telefon numarası Yüksel Yancı'ya aittir. Dolayısıyla İsmail Güneş'le birlikte Yüksel Yancı da hayattaydı ve az önceki zaten izlemiş olduğumuz ses kaydında da Erhan Üstündağ'ın da hayatta olduğunu, inlemelerinin geldiğini vesaire falan biliyoruz. Dolayısıyla otopsi raporunda belirtilen 0 ile 1 saat arasında vefat etmişlerdir şeyi burada otomatik olarak çürümüş oluyor. Çünkü 17.36'da en azından Yüksel Yancı'nın ve Erhan Üstündağ'ın da hayatta olduğunu biliyoruz. Ama helikopter düştüğünde, yani sert iniş yaptığında pilot Kaya İstektepe ile Murat Çetinkaya'nın vefat ettiği çok açıktır. Şimdi başından itibaren zaten her şey bir tuhaf. Şimdi bu helikopterin neden düştüğünü tabii soracağım. Şimdi helikopter diyorsunuz ki aslında sert iniş yaptı. Evet. Sert iniş yaptıktan sonra helikopterdeki yani iki kişinin, hani en az iki kişinin o esnada hayatta olduğunu biliyoruz ki sonradan hani üç ortaya kişinin. Üç kişinin, hatta bu en son saydığımızla birlikte üç kişinin olduğunu biliyoruz. Fakat bu konuşmalarda hani Muhsin Yazıcıoğlu'nun o esnada tam olarak hani ayıldığında baygın dediniz ya, bence muhtemelen ayıldı diyorsunuz. Ayıldığında Muhsin Yazıcıoğlu'nu ama göremiyor değil mi? Göremiyorlar, evet. Göremiyorlar. O esnada bilmiyoruz. Şimdi fakat Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterde olmadığı fikrindesiniz siz. Evet, evet. Muhtemel ki çıktı diyorsunuz. Yerle teması sağladıktan sonra. Yerle teması sağladıktan sonra ya atladı ya bir şekilde patlayacak diye tehlikeden uzaklaştı diye düşünüyorsunuz. Şimdi siz tabii olay örgüsüne çok hakimsiniz. Bir, bu helikopter düştü mü? Yani bir pilotaj hatası mı? Ne oldu? Başına ne geldi? Neden düştü? İki, düştükten sonra neden infaz edildiklerini düşünüyorsunuz? Ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun tabii ne olduğu ile ilgili, hani nasıl vefat ettiği ile ilgili olarak hepimizin heyecanla beklediği. Şimdi ben sert iniş yaptığını şu şekilde inanıyorum. Yani. Şimdi ben bir taraftan da buradan tweetlerini okuyorum. Tabii, sevgili seyircilerimizin neler geliyor. Şimdi ben sert iniş... Özellikle neden suikastte kurban gitti, burada amaç nedir, ne biliyordu sorusu çok fazla geliyor. Bu, ben de sizin ne düşündüğünüzü soracağım. Onların hepsini de okuyacağım yayında. Buyurun. Şimdi sert iniş yaptığını neden söylüyorum? İsmail Güneş'in çekmiş olduğu 144 kare fotoğraf var o gün. Helikopterin içinde, helikopterin dışını vesaire falan filan çekmiş olduğu fotoğraflar var.
enkaz bölgesinde bizim gördüğümüz helikopter düştükten sonra, enkaz bulunduktan sonra çekilen fotoğrafları biz görüyoruz ve hayalimizde de bilinçaltımızda da enkazın aynen bu şekilde böyle beyazlar içerisinde, beyaz kar zeminin üzerinde olduğunu düşünüyoruz. Oysa ki helikopter yerle teması sağladıktan sonra, sert iniş yaptıktan sonra bölgede o kadar kar yoktu. Bu yani yüzden, üstlerine kar yağdı diyorsunuz. Tabii saat 10'dan sonra başlıyor zaten o gün. 22'den sonra. Bakın mesela şu İsmail Güneş'in çekmiş olduğu sondan ikinci fotoğraftır. Bölge aynen böyledir. Yani zemin aynen bu şekildedir. Dolayısıyla eğer kar olmuş olsaydı o zaman zaten helikopter saplanırdı, kara saplanırdı. Zaten sert iniş yaptığını da şuradan anlıyoruz. Hayatını kaybedenlerin hepsinin bacakları kırık. Ve bir infilak söz konusu değil. Yani parçalara ayrılmıyor. Bedenlerin hiçbirisi parçalara ayrılmıyor. Vücut bütünlüğünü aynı şekilde koruyor. Helikopter de parçalara ayrılmıyor. Helikopterin gövdesi olduğu gibi duruyor. Eğer tabii ilk yerle temas sağladıktan sonra helikopter tabii aşağı doğru kaymaya başlıyor, yuvarlanıyor vesaire falan filan. Orada tabii darp alıyorlar helikopterin içerisinde seyahat edenler. Ama kesinlikle ve kesinlikle sert iniş yapıyor. Şimdi 28 Mart 2009 tarihinde yani helikopter düştükten 3 gün sonra helikopterin 200 metre altında kara saplanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir Sikorsky tipi helikopter var. O helikopter kırıma uğruyor. Kara saplanıyor. Eğer zaten o şekilde kar olmamış olsaydı o helikopter de kara saplanmayacaktı. Yani orada mesela bir can kaybı yaşanmıyor. Sikorsky'de bu. Evet, Sikorsky. Bu helikopter kara saplanmıştır. Dolayısıyla burada bir can kaybı da söz konusu değildir. Ama daha sonradan bu helikopterin kaza kırım ekibi Yazıcıoğlu'nun helikopterinde faaliyet halinde bulunmuştur. Onu birazdan hani açabiliriz. Cihazları çalanlar da bu helikopterin kaza kırım ekibidir. Demek istediğim bu. Yani dolayısıyla helikopter düştüğüne değil sert iniş yaptığını, o sert inişe zorlandığını düşünüyorum. Şimdi gazdan bahsettiniz. Karbonmonoksit. Evet. Bu neden oluşmuş olabilir? Şimdi bir taraftan da sizin kitaptan altını çizdiğim yerlerden okuyacağım. Mesela diyorsunuz ki helikopter havalandıktan sonra Muhsin Yazıcıoğlu havadayken 4 savaş uçağı bölgedeydi. Evet. Mesela böyle tespitleriniz var, enteresan tespitler. Bunlar benim tespitim değil tabii. Tabii ki sizin yani belgelendirilmiş tespitleri siz kitapta kullanmışsınız. Peki nasıl düşürüldüğünü siz yani şimdi şöyle ikna oldunuz. Şimdi bölgede zaten bir hava hareketliliği var. Yani helikopterin tepesinde savaş uçaklarının olduğuna ilişkin bir hava hareketliliği var. O dönem mesela Genelkurmay Başkanlığı'na bu hava hareketliliği soruldu. 29,5 kilometre dendi. 29,5 kilometrenin hesaplamasında tabii ki o dönem hata vardı. Çünkü enkaz bölgesi baz alınmıştı. Oysa ki helikopter havadayken diğer jetlerle dolayısıyla mesafesi çok daha kısaydı. Şimdi ben şu şekilde düşünüyorum. Jetlerin motoru, jetlerin egzoz gazı, helikopterin motorunu oksijensiz bir şekilde bırakmış olabilir. Dolayısıyla içeri karbonmonoksit gazının da girmiş olma ihtimali yüksek. Yani bu olay karbonmonoksit açmazı çözülmeden asla ve asla çözülmeyecektir. Yani bu karbonmonoksitin helikopterin içerisinde kanlarda nasıl oluştuğu tespit edilmeden asla çözülmeyecektir. Burada da şüpheli olanlar havadaki jetlerdir. Bu çok açık yani. Aslında o jetlerin daha önceden tabii bunun örnekleri var. 1992 senesinde Eşref Bitlis Paşa Kuzey Irak'a giderken tabii Eşref Bitlis Paşa'nın binmiş olduğu helikopter Sikorsky tipi bir helikopterdi. AWACS uçakları tarafından tehdit edilmişti ve motoru durma noktasına gelmişti o helikopterin. Sikorsky tipi helikopterin. Şöyle yazmışsınız. Yerden 1500 metre yüksekte uçuyorduk. Zaho'yu geçtikten sonra birden iki tane Amerikan F-15'i biri alttan yukarı, diğeri yukarıdan aşağı doğru neredeyse helikopterimizi yalayarak geçti. Kaptan pilot jandarma yarbay Öner Yakdoğan ne olduğunu sorduğumuzda komutanım jetlerin egzoz gazı helikopterin motorlarını dolduruyor. Bu yüzden motorlar oksijensiz kalıyor ve güç kaybediyoruz. Neredeyse durma noktasına geldik dedi. Epeyce alçaldık, neredeyse yalama uçuşu halinde uçmaya başladık. Bu arada durumu Beytüşşevap yukarılarında hava trafik kontrol görevi yapan AWACS'a bildirdik. Hezili biraz geçtik.
Selahattin kentine yaklaşmaya 20-25 dakika kala aynı uçaklar aynı şekilde bir daha alttan üstten dağılmaya başladı. Ve siz de böyle bir paralellik kurarak. Tabii, yani peki bu... şunu soracağım, bu radarlarda ne bileyim hani o helikopter oradan geçerken diğer uçak da böyle uçuyordu vesaire, hani bunların dökümü yapılamıyor mu? Şimdi şöyle, bununla ilgili birçok çalışmalar yapıldı. Fakat o çalışmalarda özellikle Büyük Birlik Partisi'nin yapmış olduğu incelemelerde, evet, bilirkişi heyetinin hazırlamış olduğu raporun tatmin olmadığı, yani tatmin olunmadı bilirkişinin hazırlamış olduğu raporda. Çünkü Büyük Birlik Partisi de aynı şekilde kendi içinde kurmuş olduğu bilirkişiyle oradaki jetlerin hava hareketliliğini zaten belirtmiş durumdalar. Dolayısıyla bununla ilgili çalışmalar yapıldı ama tam olarak şeye ulaşılabilmiş değil. Bir de tabii şöyle bir durum var. Şimdi burada aslında kritik olan şey şu. Şimdi 15 Temmuz darbe girişimi olduğu sırada milletin üzerine bomba yağdıran o jetleri kullanan F-16 pilotları bugün tutuklular. Hı hı. Acaba o F-16 pilotları Yazıcıoğlu'nun helikopterinin tepesinde olan pilotlar mıydı? Yani bunun mesela o pilotların kimler olduğu vesaire falan filan belli. Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı da eminim de bunun üzerine gidecektir diye düşünüyorum. Çünkü Yazıcıoğlu'nun helikopterinden cihazları çalanlar aynı zamanda 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı öldürmeye giden ekibin içerisinde yer aldılar. Bu şu anda net değil mi bu tespit? Tabii. Yani şu anda da tutuklular. Hı hı. Şimdi mesela oradaki isimlerden bir tanesi teknisyendir. Bir teknisyen acaba o helikopterin içerisinde, yani Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öldürmeye giden ekibin içerisinde yer alması neden o isim yer almıştır? Ve kendi ifadesinde de Yazıcıoğlu soruşturması ile ilgili vermiş olduğu ifadesinde de tamamıyla tesadüf demiştir. Yani bunun neresi tesadüf? Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi helikopterin içerisinden hayati çok önemli iki tane cihaz çalınmış olacak. Bunlar ne cihazları? Bunlar SkyMap ve Argus 5000C cihazları. Bu cihazlar kayıt yapma özelliğine sahip. Yani hava hareketliliğinin çok net bir şekilde ortaya çıkartabilecek cihazlardı. Yani bu cihazlar mesela çalan kişiler o dönem 7 ay tutuklu kaldılar. Ve kendi ifadelerinde cihazların hatıra olsun diye çaldıklarını söylediler. Ama o cihazları adliyete, adli emanete teslim etmediler. Yani böyle bir şey peki olabilir mi? Peki biz cihazların çalınmış olduğunu nereden biliyoruz? Nereden biliyoruz? Çünkü kaza kırım ekibinin çekmiş olduğu bir fotoğraf var. İşte bakın mesela burada bu fotoğrafta bu çalındıktan sonra kokpit panelidir. Orada mesela çalındığı çok net bir şekilde bellidir. Daha önceki fotoğrafta çekilen fotoğrafta da cihaz olduğu yerde durmaktadır. Bu cihazlar eğer olmuş olsaydı bölgedeki hava hareketliliğinin, yani jetlerin ne kadar uzaklıkta veya yakınlıkta olduğu da aynı zamanda tespit edilebilecekti. Yani muazzam bir ipucu olacaktı. Tabii. Şimdi bu cihazları çalanlar az önceki fotoğrafta Sikorsky tipi helikopteri görmüştük. O helikopterin kaza kırım ekibinin içerisinde yer alan isimlerdi. O helikopterde olması gerekirken kaza kırım ekibi, yani şu helikopterin içerisinde bu helikopterin neden kara saplandığını bulması gerekirken Yazıcıoğlu'nun helikopterinde faaliyet halinde bulundular. Yani bu ve daha sonradan bu isimler de tutuklu kaldıktan sonra tabii özel yetkili Malatya Cumhuriyet Savcılığı bunlarla ilgili de bir iddianame oluşturmadı ne yazık ki. Bana göre mesela oluşturmalıydı. 7 ay tutuklu kaldılar ve daha sonradan serbest kaldılar. Eğer belki bir iddianame oluşturulmuş olsaydı en azından hırsızlık suçundan bu insanlar en azından cezalarını çekmiş olacaklardı. Ve daha sonradan bunlar tabii şu anda bu tabii Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'ün döneminde ortaya çıkarılmış olan hani keçiler mi sökmedi ya diye bahsetmiş olduğu görüntünün fotoğrafıdır. Burada mesela tornavidayla cihazları sökmekle meşguller. Ama tabii bu cihazları sökenler aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı öldürmeye giden ekibin içerisinde yer aldılar. Yani mesela o ekibin içerisinde yer alan Davut Uçum, kendisi mesela Cumhurbaşkanı korumaları ve vatandaşlara ateş açan isimlerden bir tanesidir. Yani dolayısıyla mesela Davut Uçum aynı zamanda bugün Yunanistan'da firari olan Feridun Çoban'la
o gece telefon trafiği yaşamıştır. Yani bunlar mesela Marmaris iddianamesinin içerisinde geçen, tespit edilmiş olan, savcılığın tespit etmiş olduğu şeyler. Yani dolayısıyla burada bariz bir FETÖ izi vardır. Demek istediğim bu. Evet. Yani aslında... bu bir tesadüf olamaz. Yani o kadar zaman sonra helikopterin içerisinden cihazları çalacaksın. Hı hı. Ondan sonra da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı öldürmeye gideceksin. Bunlar birer tesadüf olamaz. Şöyle şeyler de oldu aslında. Mesela enkaz daha bulunmamıştı ama öldükleriyle ilgili olarak haber çıkmıştı. Bilgi notu. Bilgi notu olarak çıkmıştı. Evet. Yani bunlar da aslında şaibeli durumlardı. Sonra yine o dönem ben hatırlıyorum konuşmalarımızdan çok kısa bir süre sonra aslında bulunduğu ama açıklanmadığı, söylenmediği. Yani mutlaka kendi aralarında bir takım telefon konuşmaları. Yani şimdi bugün birçok ismin FETÖ'nün içinde yer alan birçok ismin burada da kendini gösteriyor olması tabii ki bir tesadüf değil. Yani o net bir şekilde görülebiliyor. Evet. Hani kendi aralarında mutlaka bir irtibata girdiler konuşmaları ya da sonradan belki bununla ilgili olarak bir itirafta bulunan oldu mu? Bununla ilgili hiç ifade veren oldu mu? Hangisiyle ilgili? Yani bütün bu olan bitenlerle ilgili ifade veren oldu mu? Şimdi bütün bu olan bitenlerle ilgili ifade veren... Yani şu sebeple yaptık, şöyle yaptık, böyle yaptık gibi bir açıklamalar ya da öyle gittik. İşte, bilgi notuyla ilgili mi diyorsunuz? Ya bilgi notuyla ilgili demiyorum. Her şeyle ilgili diyorum. Hayır, şöyle. Mesela bakın. Yani bu. Yoksa otopsiye baktığımızda her şey garip. Kaza kırım şimdi, raporuna baktığımız zaman her şey bir tuhaf. Basına verilen bilgilendirmeler bir acayip. Hani ben o sis perdesi aralandığında diyorum. Şimdi FETÖ, şimdi şöyle. FETÖ iziyle ilgili 9 Ağustos 2016 tarihinde yeni bir soruşturma açıldı. Hı. Oysa ki 132 kişinin şüpheli olmuş olduğu soruşturma, hı, 29 Haziran 2016 tarihinde takipsizlik kararı verildi. Bu, hı, takipsizlik kararı verilenlerin içerisinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı öldürmeye giden isimler de var. Az önce zikretmiş olduğum isimler de var. Fakat 9 Ağustos 2016 tarihinde yeni bir soruşturma açıldı. Hı hı. Ana soruşturma ile ilgili Büyük Birlik Partisi'nin avukatlarının yapmış olduğu bir girişim var. Bu girişim hala da ana soruşturmanın takipsizliğin iptali için yapmış olduğu bir girişim var. O iptal kararının henüz iptal edilmedi. Hı. Yani takipsizlik kararı henüz ama iptal edilebilmiş değil. Ama muhakkak ona da sıra gelecektir yani, gibi düşünüyorum. Çünkü şöyle yani bu kadar iş... Yani ben bunu hakikaten dinlemek isterim yani detaylı detaylı böyle, hı-hı, neden yaptılar, nasıl yaptılar. Şimdi bu kadar bağlantı tabii ayyuka çıktıktan sonra tabii, eminim Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı bununla ilgili de gerekeni yapacaktır diye düşünüyorum. İrfan Onay sormuş, güzel bir soru. Soruyorum etiketiyle. Diyor ki Muhsin Yazıcıoğlu Maraş'ta çok önemli bir şey açıklayacağım demişti. O neydi diyor? Ben bilmiyorum. Bilmiyoruz. Yani Maraş'ta ne açıklayacağım demiş. Kahramanmaraş Çağlayan Cerit mitinginde mi söylemiş? Hı-hı. Yani Kahramanmaraş Çağlayan Cerit mitinginde Muhsin Yazıcıoğlu'nun böyle bir konuşması yok. Bu ama hep bu da söylenir. Bir şey açıklayacaktı ya da bir telefon konuşması, hı-hı, yapmıştı. Önemli görüşmeleri vardı diye, hı-hı, Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili. Ya Muhsin Yazıcıoğlu'nu hani şöyle düşünmek gerekiyor. Hakikaten evet, Türk siyasetindeki önemli figürlerden bir tanesi. Siz ama kitapta da yazıyorsunuz. Hani onun aslında, ben aslında çok az önce siz, çok özür dilerim de az önce mesela sizin sormuş olduğunuz bu bilgi notuyla ilgili biraz hani, hı-hı, orayı açmak istiyorum. Şimdi bilgi notu iki paragraftan oluşuyor. Evet. Yani bilgi notu sadece mesela şununla sınırlı değil. Muhsin Yazıcıoğlu'nun bacağı kırık ambulansla hastaneye götürülüyor şekliyle sınırlı değil. Hı hı. Bilgi notu iki paragraftan oluşuyor ve helikopterin geçmişine ilişkin, hı hı, tanımına ilişkin neredeyse hani biyografisini falan filan her şeyini çıkartan bir bilgi notu. Hı hı. Bilgi notu 17.40'da tam 10 tane ilin emniyet müdürlüğüne gönderiliyor. Bilgi notunu kaleme alan Kayseri veya Kahramanmaraş, şimdi hani bilgiler çok böyle, tamam, şey olunca Dursun Özmen isimli emniyet istihbaratta çalışan bir görevli, hı-hı, bilgi notunu yazılı olarak hazırlıyor. Hı-hı. Bu bilgi notu Kayseri Valisi, dönemin Kayseri Valisi Mevlüt Bilici'ye aktarılıyor yazılı olarak. Kayseri Emniyet Müdürü Orhan Özdemir tarafından, hı hı, ve Kayseri Valisi de Yalçın Topçu o sırada Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi'nde telefon yani basının karşısındayken Kayseri Valisi ile yapmış olduğu telefon görüşmesinde bilgi notu basına sızıyor.
Basına sızdıktan sonra aynı şekilde bilgi notu haber oluyor. Dolayısıyla yazıcı... Ya zaten sürekli bir kafa karışıklığı. Tabii. Orada söz konusu. Bu gerçekleşiyor. Ama şu var. Bilgi notu doğru bir bilgi notuydu. Yani bilgi notu saat 17.40'da İl Emniyet Müdürlüklerine gönderiliyor ama o bilgi notunun bir hazırlanma süreci var. Yani ortalama saat 17 civarında bilgi notu gelmişti. Yani hazırdı. Bilgi notundaki bilgilerle enkaz bölgesi... Ya o saatlerde ölmüşlerdi. Öyle mi? Hayır hayır. Bilgi notu gerçekte şunu diyor. Gerçekte bu mu? Hayır hayır. Bilgi notu şunu diyor. Muhsin Yazıcıoğlu'nun bacağı kırık ambulansla hastaneye götürülüyor diyor bilgi notunda. Hı. Yazılı bilgi ama notunda. Benim sorduğum aslında şey soruyorum ben. Enkaz bulunmadan gelen Muhsin Yazıcıoğlu başkan öldü. Başımız sağ olsun. Hani bu anlamda bilgilendirmeler de var. Telefonlar da var. Yani tabii. Böyle kafa karışıklıkları da var. Ama tabii, sizin tabii, söylediğiniz tabii. Aslında hani o bilgi notunda birileri gerçekten olaylardan haberdar. İşte bununla ilgili olarak da böyle bir... Yani bilgi notu şunu gösteriyor bize. Enkaz bölgesine ilk gün birilerinin gelmiş olduğunun ispatı. Aynen öyle. Şimdi Dursun Özmen bu konuyla ilgili yıllarca yargılandı. Ve kaynağını hiçbir şekilde açıklamadı. Mesela geçtiğimiz günlerde... Yani diyorsunuz ki FETÖ kendi aralarında aslında gayet haberleşiyorlardı, biliyorlardı. Muhtemeldir ki bu arkadaş kimya dediği zaman İsmail Güneş orada birileri gelmişti. Hani onların halini, her şeyini biliyordu ve sonradan zaten çenesini kıranlar da birileri geldi oraya. Tabii tabii tabii. Yani boşuna tabii. Olmadı bunlar. Kim bilir neler yaptı. Hatta söylenir ki infaz edilecek. Aman ne fena şeyler. Yani Muhsin Yazıcıoğlu namaz kılmak istedi. Bunlar da söylenir. Tabii tabii bunlar da söylendi. Ama bilgi notuyla ilgili şu önemli. Yani bilgi notundaki bilgiler, yani Dursun Özmen'in yazılı olarak hazırlamış olduğu bilgiler Muhsin Yazıcıoğlu bulunduktan sonraki bacağı kırık bilgisiyle örtüşüyor. Dolayısıyla o bilgi notunun içerisinde geçen, yani iki paragraftan oluşan o bilgi notuyla ilgili geçen kısım kesinlikle ve kesinlikle doğru. Dursun Özmen bu konuyla ilgili yargılandı ama bu konuyla ilgili tutuklanmadı. Dursun Özmen'in tutuklanma gerekçesi FETÖ üyeliği nedeniyle oldu 15 Temmuz sonrası. Benim demek istediğim nokta bu. Anladım. Aslında şöyle bir şey var. Bu olayda bu kadar çok şüpheli vesaire varken bu olayda şu anda tutuklu hiç kimse yok. Demek istediğim bu. Peki Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatından önce namaz kıldığıyla ilgili olarak, çünkü şimdi tabii o görüntüleri veremiyoruz, bir yasak söz konusu görüntülerle ilgili de bu da söyleniyor. Ben buna kesinlikle itibar etmiyorum. Etmiyor musunuz? Yok, itibar etmiyorum. Yani şöyle elbette ki hani enkaz bölgesine gelenler Muhsin Yazıcıoğlu'na ulaşmışlardır vesaire falan ama Muhsin Yazıcıoğlu'nun namaz kılması için süre tanıyacaklarını vesaire falan zannetmiyorum. Enkaz bölgesine gelenler Muhsin Yazıcıoğlu için gelmediler. Çünkü zaten aşağıyı kontrol ediyorlardı. Enkaz bölgesine gelenler İsmail Güneş'i infaz etmek için geldiler. Ve İsmail Güneş'i de infaz ettiler. Çünkü İsmail Güneş'in telefon konuşmaları bu operasyonu bozdu. Benim demek istediğim bu. Tamamen bozdu yani. Yani çünkü onun telefon konuşması yapabileceğini asla ve asla kestiremediler yani. Olay bu. Dolayısıyla İsmail Güneş orada infaz edildi. Şimdi İsmail Güneş'in aslında orada sadece 112 ile konuşmuyor. İsmail Güneş'in konuştuğu başka numaralar da var. Hem onu soracağım size hem de bu olayla ilgili aslında çok acayip bir algı operasyonu da yürütülüyor. Doğru. Ve siz de aslında tam birebir şahidisiniz bunun. Evet. Şimdi Hayrettin Karaman'ın bir yazısı var. Evet. Yani ve bu tuhaf olaylar zincirinin bir halkası ve orada kullanılan algı operasyonunda maalesef kullanılan bir yazı var. Evet. Şu anlama geliyor diye. O yazının da ne olduğunu birazcık okuyacağız ve sonrasında da olaylar nasıl gelişti? Hani bunu nasıl kamuoyuna duyurmaya çalıştılar, nasıl algılanmasına gayret ettiler, bunları da konuşacağız. Ama birazdan reklam arası vermem gerektiğini söylüyorlar. Ben birkaç tane tweet okuyacağım ve reklam arası vereceğim, tamam. Şimdi diyor ki bir seyircimiz Mehmet Bey, dağ gibi adamı insanların gözlerinin içine baka baka öldüler. Biz de izledik televizyonundan, işte ancak şimdi soruyorum diyoruz diyor. Ondan sonracığıma İsmail Güneş'in otopsi raporundaki tuhaflıklardan bahsedenler var. Sipehsa isimli seyircimiz diyor ki soruyorum, Muhsin Başkan şehadetinden önce bize karada bir şey olmaz ama havada ne olur bilemeyiz demişti ve dediği çıktı diyor. Delillerin kaybedildiğinde vurgu yapan var Yusuf Irmak.
Avni Koç demiş ki üşüyorum anne derdi, sonra karlı bir havada üşüyerek şehadete yürüdü. Rabbim mekanı cennet eylesin. Amin. Türkçü Bey demiş ki o gün hepimiz televizyonlarda, radyolarda, internette Yazıcıoğlu ve ekibinden umutlu haber bekliyorduk. Hakikaten öyle olmadı, donduk gittik demiş, soruyorum etiketiyle. Rukiye Hanım demiş ki soruyorum Muhsin Yazıcıoğlu ne biliyordu veya bu ülkeye hayırlı ne yapacaktı da suikasta kurban gitti? Siz de yazın aslında neden kurban gittiğini. Dosyanın içinde birçok belge ve bilgi bulunmasına rağmen davaya takipsizlik nedendir soruyorum demiş Serap Şahin. Ağabey demiş ki baş parmağım sağcı, işaret parmağım solcu, yüzük parmağım Türk, serçe parmağım Kürt. Sonuç hangisini kessem acıyor? Muhsin Yazıcıoğlu demiş, soruyorum etiketiyle. Ve yine Sezer Bey'de 132 şüphelisi olan bir dava nasıl olur da takipsizlik kararı? Helikopterin saat kaçta düştüğünde yazın, sizlere kaç adet kitap vereceğiz? Yani 5 tane falan verilecek herhalde. Biraz daha bonkör olmanızı bekliyorum. Tamam. Bu benimle verelim. İlgili olan bir şey. Tamam tamam. Yayın evinden rica ederiz. Reklamlardan sonra hem sizin sorularınız hem tespitlerinizle ve tüm bu olan bir tane devam edeceğiz. Çünkü havada kalan sorularımız var. Birazdan buradayız. Ve devam ediyoruz sevgili seyirciler. Şimdi çok merak edilenler, yani şu ana kadar 30 binin üzerinde tweet geldi sadece Twitter üzerinden, ama Facebook'a ve Instagram'a da bakıyoruz. Şimdi birkaç... Bu konu aslında hani medyada çok fazla yeteri kadar işlenmediği için bu konu tabii çok fazla merak edilen bir konu. Aynen öyle, merak edilen bir konu. Şimdi Hayrettin Karaman'ın yazısına döneceğim ama... Neden öldürülmüş olduğu ile ilgili seyircilerimizin kendi tahminleri veya duyumları üzerine attıkları var. Mesela Instagram'dan Eyüp Urhan demiş ki seçimden sonra her şeyi açıklayacağım demişti, böyle bir cümlesi vardı. O yüzden öldürüldüğünü düşünüyorum, ne açıklayacaksa artık. Buna istinaden Feyza Kayar diyor ki FETÖ kendisini yanına davet eder, kabul etmeyince de helikopter tuzağı devreye girer denir. Böyle bir şey olabilir mi diye göndermiş. Cüneyt Orozcu demiş ki rahmetlinin ikinci telefonu bulundu mu? Hı hı. Aslında o ikinci telefon meselesinde orada sim kartları tabii kayıptır. Hala kayıp mı sim kartı? Tabii. Sim kartı mesela ailesine ulaşmamıştır. Aa, o önemli yani. Neden mesela sim kartı almak istediler ki? Şimdi mesela belki buna cevap vermek mümkün değildir ama enteresan bir bilgi notudur. Seyircilerimizin birçoğundan geldi. O Kurtuna'nınkini okumuş olayım. Diyor ki Muhsin Yazıcıoğlu öldüğünde CIA hadiseyi kendi sitesinden öldü diye. Öldü demiyor, öldürüldü diye paylaştı. Hı hı. Evet. Bu da enteresan. Tabii, tabii, bu şekilde paylaşım oldu. Yani demek oluyor ki, demek ki... birçok noktada, yani birçok kaynak noktasında Yazıcıoğlu'nun öldürüldüğüne inanılıyor yani. Ya zaten bugün hani... Ya zaten eğer söz konusu olan bir FETÖ ise, FETÖ bağlantısı ise Amerika ayağı da illaki bu işin içinde var. Şimdi gelelim algı operasyonuna. Aslında siz de dediğim gibi konunun tam içerisinde, meselenin tanıklarından birisiniz. Evet. Ki internette de size çok bu yönde soru gelmiş. Sizin yönlendirmeniz için de baskı yapıldı mı diye. Siz o zaman nerede çalışıyordunuz? Bir anlatın, neler gördünüz, duydunuz? Şimdi şöyle, ben tabii 17 ve 25 Aralık döneminde CNAB Ajansı'nda çalışıyordum ben. O dönemde hatırlarsınız 19 Aralık, 17 Aralık mıydı, 19 Aralık mıydı? Hayrettin Karaman'ın yazmış olduğu bir yazı vardı. Olacağım şimdi ben evet. Size bir saniye. Evet, takvimler diyor Kasım 2013'ü gösterdiğinde sonu 15 Temmuz darbe girişimine kadar uzanacak. Türkiye'de tuhaf olaylar zincirinin başlangıcı olacağını nereden bilebilirdik? Zaman Gazetesi'nin manşetini hatırlatmışsınız burada. Hı hı. Ondan sonra Zaman Gazetesi'nin o günkü manşeti eğitime büyük darbeydi. Haberde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hazırlanan dershanelerin kapatılmasına yönelik bir kanun taslağının içeriğinden bahsediliyordu. Bu başlık o döneme kadar bu yapının aslında nasıl paralel bir örgütlenme olduğunun ipuçlarını veriyordu. Çünkü haberde bahsedilen dershanelerin dönüşümüyle ilgili yasadan rahatsız olduklarını açık açık artık belli ediyorlardı.
Ve o dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan yayın organlarının bu tutumu karşısında bir geri adım atmıyor ve artık iyice ipler gerilmiş bir vaziyette. Şimdi geliyorum yazıya. Hayrettin Karaman 19 Aralık 2013 tarihinde Yeni Şafak'ta Türkiye'nin dostları ve düşmanları başlıklı bir yazı kaleme alıyor. Bu yazının son cümlesinde Muhsin Yazıcıoğlu'na atıf var. Okuyayım mı? Çok kısa. Tabii, evet. Kamuya ve bu arada ümmete ait zararı önlemek için bir şahıs, bölge veya gruba ait zarar göze alınır, sineye çekilir. Siyasette olan selim akıl ve kalp sahiplerine de bu kuralı hatırlatıyor ve örnek olarak merhum şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nu dua ile anıyorum. Bu yazının ne manaya geldi o zaman? Tabii. Bu çok yazıyı, şimdi bu yazıya çok fazla anlam bindirilince o tarihte bana, o dönem sürekli hani Hayrettin Karaman'ın yazısını okudun mu? Bak işte sen Yazıcıoğlu dosyasını takip ediyorsun. İşte bak buradan işte bir operasyonel şey var. Ben onu algılıyorum yani kesinlikle. O bana çünkü gelişlerden anlıyorum. Sürekli Hayrettin Karaman'ın yazısı benim böyle gözümün içine sokulmaya çalışılıyor. Ben de yazıyı okuyorum. Hayrettin Karaman'ın bir fetvayla verip Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Muhsin Yazıcıoğlu'nu öldürdüğüne ilişkin veya onun ölümünde dahli olduğuna ilişkin bir takım böyle imalar ve anlam bindirmeler var. Şimdi ben dosyanın içerisinde de zaten buna ilişkin herhangi bir şey yok. Hayrettin Karaman zaten daha sonradan kendi köşesinde de bunu yazdı. Aslında yazdığının da ötesinde. Şimdi sizin söylediğiniz gibi Muhsin Yazıcıoğlu ülkenin bekası için kurban edildiği iması ve bu yönde bir fetva alındığı gibi bir algı operasyonu yapılıyor. Hayrettin Karaman soruşturma yürüten o dönemki özel yetkili Malatya Cumhuriyet Savcılığı'na yazdığı söz konusu paragraf yüzünden ifade veriyor. Tabii ifade ve var. Şöyle diyor ifadesini özetle. 28 Şubat öncesinde Refah Yolu Hükümeti'nin kurulmasına Muhsin Yazıcıoğlu mecliste bulunan partisi Büyük Birlik Partisi ile dışarıdan destek verdi. Hükümetin kurulma aşamasında kendisine hükümetin içinde bakanlık bile teklif edildi. Ama bu teklifi geri çevirdi. Bu anlamda fedakarca davrandı. Bugün camiada dershaneler tartışmasında ülkede gerilimi tırmandırmak yerine ülkenin huzuru için fedakarca davranabilir. Dolayısıyla Muhsin Yazıcıoğlu'nun örnek alınabileceğini ifade etmeye çalıştım. Evet, yani ifadesi... Özet bu. Şimdi beyan esastır değil mi? Yani yazılı. İfadesi tabii ifadesi bu şekildeyken. Hayır, sen aslında bu şekilde demek istediğin gibi bir algı operasyonunun içerisinde yer almanın anlamı neydi ki? Ama anlamı şuydu. Çünkü o tarihte hatırlarsınız Fuat Avni mahlaslı ortaya bir çıkıyor. Twitter kullanıcısı çıktı. O da Kozmik Oda'nın içerisinde Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin bir takım belgelerin olduğunu, o belgeleri işte dönemin başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın o belgeleri işte gizlediğini, sümenaltı ettiğini vesaire falan filan duyurunca bu şekilde bir kamuoyu oluşturmaya başladılar. Asıl tabii ilginç olan o tarihe kadar Yazıcıoğlu olayına suikast diyemeyenler o dakikadan itibaren Yazıcıoğlu olayına suikast demeye başladılar. Şimdi yani aynı zamanda 9-9... Ve o kadar açık bir şekilde algı operasyonu yürütülüyor ki daha sonradan Zaman Gazetesi'nin genel yayın editörünün yazmış olduğu bir yazı var. 3 fetva, 3 vahim sonuç. Üç fetva, 3 vahim sonuç diye diyor ki eğer uzun vadede diyor rakipsiz alternatif olmak isterseniz aynı cephede bulunan refiklerinizi yanınıza çekmelisiniz. Yarın bir gün diyor eğer birisi size alternatif olacaksa yanınıza çekeceksiniz akıllı ki ama olur da diyor bu size rakip olacak kişi yanınıza gelemezse ne olacak diyor. Yani... Yok edeceksin tabii, anlamında. Tabii. Bayağı aslında açık tabii. Yani. Şimdi bu yazı yayınlandığı zaman ben tabii o dönem CN Haber Ajansı'nın genel müdürüne odasına gittim. Ve orada söyledim. Dedim yani bu yazı fecaat. Bu yazıyla dedim gerçeklikle dedim uzaktan yakından alakası yok. Dolayısıyla dedim hani bir başbakan dedim, bir siyasi partinin dedim. Neden dedim öldürmüş olsun ki? Yani böyle dedim saçma sapan bir şey olamaz. Ya hoca bunu niye kullandı? Merhum Yazıcıoğlu'nun vefat tarihi değil, doğum tarihi değil. Peki Hayrettin Hoca bu cümleyi niye kullandı? Fail olay mahalline mutlaka geri döner gibi bir şey miydi bilmiyoruz. Evet. Yani. Tabii. Bu algı operasyonunun ne kadar acayip bir algı yönetimi. Benden
bu konuyla ilgili haber yapmam istendi. Ben tabii haber yapmadım çünkü... Yani köpürt dendi. Tabii, bunu ben yay. İnanmadığım hiçbir şeyi bugüne kadar haber yapmadım. Hmm. Dolayısıyla inanmadığım bir şeyi de bana haber yaptırmaya çalıştılar. Ve daha sonra orada tabii daha fazla gazetecilik yapamayacağımı anladım. Ve kopuş o zaman tabii, mı oldu? 20 Mart 2014 tarihinde Cihan Haber Ajansı'ndan istifa ettim. Ayrıldım. Tabii o dönem tabii onların tabii çok güçlü olduğu dönemlerdi yani. Benim tabii takip ettiğim sadece mesela bu dosya değildi. Ben Özal dosyasını da çok yakından takip ediyordum. Özal'da da tabii bir takım mesela sansürler ve ambargolar veya işte Özal davasını zirve davasına bağlamak istemeleri gibi bir yayın politikasının içerisine girince dolayısıyla ben oradan tamamen koptum ve bıraktım. Bu çok, şekilde. Yani hakikaten çok çok... Ya o kadar büyük bir badire tabii atlatmışız ki hani inşallah tam manasıyla atlatılmıştır diyeceğim. Evet. Hani inşallah. Şimdi şunu soranlar da var. Çok fazla soran var. Barnabas İncil'i. Birçok seyircimiz birinin ismini okuyayım. Dedeoğlu 52 mesela soranlardan bir tanesi. Barnabas İncil'ine ele geçirmişti, almıştı, ondaydı ve bu yüzden öldürüldü denen var. Ve bu Barnabas İncil'i aslında yine bu FETÖ yapılanmasında çokça kullanılan ya şimdi argümanlardan ilgili, bir tanesi. Tabii bu konuyla ilgili mesela... Aydoğan Vatandaş çok evet, yazmıştı. Evet, çeşitli mesela iddialar var ama avukatlar da zaten bu konuyla ilgili araştırılabilmesi için soruşturmayı yürüten savcılığa dilekçe verdiler. Ve bu konu eğer doğruysa veya gerçekse... O dilekçenin karşılığı araştırılarak cevap bulabilecektir. Ben doğrusunu söylemek gerekirse hani Barnabas İncil'i üzerinden yazıcı olduğunu öldürebileceğini düşünmüyorum. Yani böyle bir şey ihtimal vermiyorum ama bu iddiada tabii kesinlikle her küçük de olsa veya büyük de olsa iddia iddiadır. Hı hı. Bunun kesinlikle araştırılması gerekir. Peki sizin kişisel kanaatiniz, yani bu tabii şahsi kanaatiniz olduğunu belirtelim ama bunca zamandır bu meseleyi takip eden bir gazeteci olarak ve siz Yazıcıoğlu'nun eşi ile de hani görüştünüz, yine partili birçok isimle görüştünüz, arkadaşları, dostlarıyla belki görüştünüz. Hani siz nasıl bir intiba edindiniz, neden öldürüldü size göre? Şimdi şöyle, Yazıcıoğlu, Muhsin Yazıcıoğlu çok fazla bilginin, istihbarat bilgisinin vesaire toplandığı isimlerden bir tanesiydi. Dolayısıyla mesela sadece Türkiye içinde değil, Türkiye dışında da hani birçok bilgiye vakıf olduğunu düşünüyorum. En azından kaynaklarının bu şekilde onu sevdikleri için, bu şekilde ona güvendikleri için bu şekilde Yazıcıoğlu'nun da kendisine bilginin aktığını düşünüyorum. Yani o dönemin şartlarına bakacak olursak neden suikast olmasın ki yani? Yani şöyle. Ama şimdi zaten ortaya çıkanlar şimdi, o kadar... Bir de şimdi şöyle bir şey var. Mesela 2007 senesinde Dağlıca baskını var biliyorsunuz. Hı. Dağlıca baskını mesela ilk olarak Muhsin Yazıcıoğlu'na Dağlıca Tabur Komutanlığı'ndan direkt doğrudan Muhsin Yazıcıoğlu'na haber veriliyor işte bize bu anlamda hani yardım et vesaire falan filan diye. Kendisi o sırada tabii Almanya'da. Dağlıca komutanı Onur Drik de mesela bunu defalarca teyit etmiştir. Arayan kişinin aslında bir asker olmadığını, üst düzey bir subay olduğunu kendisine iletmiştir. Yani toplumun her kesiminden sevilen sayılan bir insan. Dolayısıyla da hükümet kanadıyla da arası gayet iyi. Başbakan, o dönem Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la arasının da gayet iyi de olduğunu biliyoruz. Yani Muhsin Yazıcıoğlu hedef olmayacak da kim olacak yani? Öyle söyleyeyim ben size. Ve sonrasında yürütülen algı operasyonu da tabii, yani bir tabii taşla birkaç... Şimdi mesela burada aslında mesela 30 Mart 2009 tarihinde Fethullahçı terör örgütünün lideri Fethullah Gülen'in 30 Mart 2009 tarihinde Alperenler ve Liyakat başlıklı bir konuşması var. O konuşmasında diyor ki yani olaydan helikopter düştükten 5 gün sonra. Aldansanız bile kimseyi aldatmayın. Çünkü aldatma günahtır. Aldanırsanız böyle kurban gidersiniz. Bir perşembe akşamı vefat edersiniz, bir cuma günü cenazenize ulaşırlar. Ay. Şimdi arama kurtarma faaliyetlerini biz programın başında ne kadar sorunlu olduğunu vesaire falan hani söylemiştik. Enkazı işte 17, 2 gün sonra köylülerin bulduğunu, bir gün sonra Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın gittiğini. Şimdi bakın arama kurtarmayla ilgili
aynı konuşmanın içerisinde FETÖ ne demiş? Yine sivil inisiyatif bu mevzuda bir şey yapmadı. Asker vazifesini yapmadı dediler. Ben o kanaatte değilim. Ben yaptığına kaniyim yani. Hakikaten herkes seferber olmuş, herkes elinden geleni yaptı. Şimdi arama kurtarma faaliyetiyle ilgili bu konuşmayı olaydan 5 gün sonra yapıyor. Zaten aslında çok ilginç başka bir şey var. Nedir? 16 Mart bu az önce bilgi notunu hazırlayan Dursun Özmen'in yargılandığı davayla ilgili bir takım detayları anlatmıştım. 16 Mart 2009 tarihinde Dursun Özmen'in yargılanmış olduğu duruşmada bu işin paralel devlet yapılanmasının yaptığına ilişkin Büyük Birlik Partisi'nin avukatlarının başvurusu var. Vermiş olduğu dilekçe var. Yani ilk Dursun Özmen'in yargılanmış olduğu davada. Yani Büyük Birlik Partililer bu konuyla ilgili kesinlikle ve kesinlikle bu konuda düşündüklerini dava dilekçesinde belirtmişler. Yani davaya sunmuşlar, mahkemeye sunmuşlar. Aslında Fethullah Gülen bu konuşmayı 1992 yılında Sızıntı Dergisi'nde Turgut Özal için de yapmıştı. Yani benzer konuşmayı. Ve siz zaten Turgut Özal'ın öldürüldüğünü düşünüyorsunuz. Ben evet öyle düşünüyorum. Demek oluyor ki kendi oyunun içerisinde olmayanlar bir şekilde tasfiye süreci yaşıyorlar FETÖ tarafından. Olay bu yani. Evet. Peki Arzu Özer demiş ki onu da soracağım. Neden Kanlı Çukur ismini verdiğinizi gömüldüğü yer de enteresan. Soracağım onu. Gömüldüğü yer de enteresan. Taceddin Dergahı'na. Ve o dönem aslında Taceddin Dergahı'na gömülmesini istemeyenler de var. Evet. Bir orada sıkıntı oluyor. Ama neyse ki sonra çözülüyor. Sonradan çözülüyor. Ama oraya gömülmeye layık olmadığını ve onu tabii engellemeye çalışan... Tabii Kültür Bakanı Ertuğrul Günay buna karşı çıkıyor. Karşı çıkıyor. Ama Bakanlar Kurulu'nda o dönem karşı çıkmasına karşılık da karşı çıkılıyor. Evet. Ve dolayısıyla Taceddin Dergahı'na gömülüyor. Aslında bu kitapta Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu'nun o konuyla ilgili ifadeleri var. Tabii röportajı merak edenler var. Oradan bakabilirler. Kanlı Çukur neden? Kanlı Çukur neden? Çünkü şimdi o bölge yani helikopterin düşmüş olduğu Keş Dağı'nın etekleri 100 yıl önce keçiler bir ot yiyorlar. Cakşir deniliyor. Aslında o bölgenin insanları da Cakşir diye nitelendiriyor. O dönem keçiler o otu yediği zaman zehirleniyorlar. Belki bugün hani yediklerinde belki zehirlenmeyecekler ama o dönem belki bir salgın var vesaire yiyip zehirleniyorlar ve ölüyorlar keçiler. Ben tabii bunu o dönemin o bölgenin köyünün ileri gelenleri muhtarlarıyla vesaire falan konuştuğumda çünkü çok merak etmiştim hani hakikaten neden Kanlı Çukur deniliyor diye. Bu şekilde açıklamışlardı, o yüzden onu da kitaba koymak istedim. O yüzden de Kanlı Çukur dedim yani. Eğer düşmeseydi, bu başına gelmemiş olsaydı seyircilerimize sormuştuk. Nereye gidiyordu? Yozgat Yerköy'e gidiyordu. Gidiyordu. Allah rahmet eylesin. Evet. Tabii en başta ailesine, tüm hayatını kaybedenlerin tabii ki 6 kişinin de. Allah rahmet eylesin. Çok ciddi şaibelerin olduğu. Kapatıyor muyuz? Kapatıyoruz. Bir şey daha söyleyecektim de. Peki. Şimdi bu 15 Temmuz'dan sonra tabii ortaya çıkan bilgiler, bulgular, bu kadar kişinin mesela şüpheli olması vesaire falan filan bunlar tabii çok önemli. Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı'nda 9 Ağustos'ta bu konuyla ilgili bir soruşturma açıldı. Bu soruşturmanın tabii selametli bir şekilde gidebilmesi için dosyada da tabii gizlilik kararı verildi. Öyle zannediyorum ki bundan sonra bu olayda yeni şeylere gebe. Bu kadar çok FETÖ bağlantısının olmuş olduğu bir dosya var. Bu dosya böyle bir dosya. Bana göre Amerika Birleşik Devletleri'nden yani ben bunu hani bu kitabın yazarı ve aynı zamanda bu olayı araştıran bir gazeteci olarak söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nden iade dosyasında da Yazıcıoğlu'nun öldürüldüğüne ilişkin bana göre dosyanın içerisinde yer almalı diye düşünüyorum ben. Peki. Bakalım belki bizim programdan sonra ama mutlaka bu meseleye de sıra gelecektir. Ben burada konuşulanların da önemli olduğunu ve bu kitapta yazılanların da son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için, anlattığınız için. Sevgili seyircilerimize de
bizimle birlikte oldukları için teşekkür ediyorum. Yani Allah'tan rahmet diliyorum ve bir an önce aydınlatılması gerektiğini tabii ki de biz de altını çiziyoruz. Sevgili seyirciler, bu hafta sonu Samsun'dayız. Samsun Kitap Fuarı'nda. Samsunlara buradan bir hatırlatma yapmış olayım, bir çağrı yapmış olayım. Gelin tanışalım, görüşelim, kitaplarımızı imzalayalım. Cumartesi günü oradayız. Görüşmek üzere. İyi geceler diliyorum. Ebru Yücel'le hazırlıyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkürler.